Günaydın. Olur ya belki sizi göremem. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Sesli kütüphaneme hoş geldiniz. Paylaşımları beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler dilerim. Stefan Zweig Bir Kalbin Çöküşü Bir kalbi derinden sarsmak için keder her zaman sillesini vurmaya, güçlü darbesini indirmeye gerek duymaz. Aksine kaderin insan hayatına müdahale etmek için duyduğu karşı konulmaz isteği sıradan bahanelerle meydana gelen yıkımları körükler. Bu ilk hafif temasa bizler kendi yetersizlerimizle vesile ederiz ve onun küçük görünen etkilerini genelde müthiş bir etki yaratan gücüyle şaşkınlıkla karşılaştırırız. Ancak nasıl ki hastalığın kendini belli etmesi, hastalığın çok küçük bir parçasıysa gün yüzüne çıkan ve yaşantı olarak nitelendirebileceğimiz kısmı da insan kaderinin çok küçük bir parçasıdır. Kader daima dışarıdan ruha temas etmeden önce çok önce kişinin ruhunda ve bedeninde dolaşmaya başlar. Kendinin farkına varmak, kendini savunmaktır ve çoğu zaman bu boşunadır. Ancak insan bütün bunları fark ettiğinde zaten artık her şey için geç olmuş demektir yaşlı adamın adı Solomon Son idi ve çevresinde özel komisyon üyesi olarak bilinirdi. Ailesiyle Paskalya tatilini geçirmek üzere geldikleri otelde gece aniden göğsünde hissettiği ağrıyla uyandı. Bedeni sanki kas katı olmuştu. Gergin göğsünden nefes almasın neredeyse imkansızdı. Güçlükle nefes alabiliyordu. Sık sık safra kesesi spazmı şikayeti olsa da yaşlı adam korkmuştu ve doktorların tavsiye ettiği kaplıcalarına gitmemiş. Onun yerine ailesinin isteğine boyun eğerek güneyde tatil yapmayı tercih etmişti. Böylesi tehlikeli bir ataktan endişelenip geniş bedenini yokladığında ona acı veren ağrı devam ediyordu. Ancak midesinde yalnızca bir şişkinliğin olduğunu anladığında rahatladı. Alışık olmadığı İtalyan yemeklerinden kaynaklı ve o bölgedeki turistlerin sıkça başına gelen şu hafif zehirlenmelerden biriydi rahatlayarak elini indirdi. Ancak baskı devam ediyor ve nefesini zorluyordu. Bu yüzden biraz hareket etmek için yaşlı adam zor bela yataktan kalkabildi ve gerçekten de midesindeki baskı ayakta ve özellikle de yürürken hafifliyordu. Ancak karanlık odada adım atacak yer yoktu. Ayrıca bitişik yatakta uyuyan karısını uyandırmak ve gereksiz yere endişelendirmek istemiyordu. Bu yüzden üzerine sabahlığını giyip çıplak ayaklarına terliklerini geçirdikten sonra biraz hareket etmek ve sıkıntısını hafifletmek için dikkatlice koridora doğru ilerledi. Karanlık koridorun kapısını açtığında açık pencereden kilise çanının sesi geliyordu. Önce güçlü, sonra ise gölün üzerinde yankılanan dört yumuşak vuruş saat sabahın dördüydü. Uzun koridor kapkaranlıktı. Fakat yaşlı adam Gündüzden hatırladığı kadarıyla koridorun dümdüz ve geniş olduğunu tahmin ediyordu. Böylece ışığa ihtiyaç duymadan derin nefes alarak koridorun bir ucundan diğerine, bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu tekrar tekrar ve bu esnada göğsündeki baskının azaldığını rahatlayarak fark etmişti. Kendisine iyi gelen bu egzersiz sayesinde ağrıdan neredeyse tamamen kurtulduğunu sanarak odasına dönmeyi düşündüğünde duyduğu bir ses korkarak durmasına sebep olmuştu. Karanlığın içinde yakınlardan gelen çok hafif fakat bir o kadar da belirgin bir fısıltıydı bu. Kirişlerden bir çıtırdama sesi geldi. Birisi fısıldıyordu, birisi hareket etti ve aralanan kapıdan bir ışık huzmesi bir saniyeliğine koyu karanlığı deldi. Neydi bu? Adam ister istemez bir köşeye çekildi ancak bunu meraktan yapmıyordu köşeye çekilmesinin sebebi duyduğu utançtı. Fakat ışığın koridoru aydınlattığı o kısa anda istemediği halde o odadan beyaz geceliğiyle bir kadın silüetinin dışarı süzüldüğünü ve koridorun sonuna doğru ilerleyerek gözden kaybolduğunu fark eder gibi oldu. Ve gerçekten de koridorun son kapılarından bir tanesinde kapı kolunun hafifçe sesi duyuruyordu. Sonra tekrar her şey karanlığa ve sessizliğe gömüldü. Yaşlı adam sanki göğsüne bir darbe almış gibi birden sendelemeye başladı. Koridorun en sonunda kapı kolunun şüpheli bir biçimde gıcırdadığı o yer, tam orası adamın ailesi için tuttuğu kendilerine ait olan odalardan biriydi. Uyan karısının yanından daha biraz önce ayrılmıştı. Hayır, yanılıyor olamazdı. Başkasının odasından, başkasının odasında yaşadığı maceradan geri dönen bu kadın silüeti daha henüz 19 yaşında bile olmayan kızı Erna'dan başkası olamazdı. Yaşlı adamın tüm bedeni sarsılıyordu. Kapıldığı dehşet onu öylesine ürpertmişti ki yaşlı adamın tüm bedeni sarsılıyordu. Kızı Erna o pırıl pırıl hayat dolu evladı. Hayır bu mümkün olamazdı. Yanılmış olmalıydı. Başkasının odasında ne işi olabilirdi ki? Tabii eğer. Vahşi bir hayvanı kovalar gibi bu düşüncelerini de zihninden kovmak istedi. Fakat kaçıp giden Süleyt'in hayaletimsi görüntüsü inatla şakaklarına pençelerini geçirmişti. Onu zihninden atması artık mümkün görünmüyordu. Emin olmalıydı. Nefesi kesilmiş bir şekilde koridorun duvarlarından destek alarak kendi kapısının hemen yanındaki kapıya doğru ilerledi. Bu korkunçtu. Tam da burada Tüm koridorda tek bu kapının altından hafif bir ışık sızıyor ve anahtar deliğinden gelen beyaz bir nokta her şeyi ele veriyordu. Sabahın dördünde kızının odasında hala ışık yanıyordu ve bir kanıt daha. İçeriden biraz önce elektrik düğmesinin sesi geldi ve ışık huzmesi aniden karanlığa gömüldü. Hayır hayır, kendisini kandırmasına gerek yoktu gece yarısı yabancı bir yataktan kendi yatağına giden kızı Erna'nın ta kendisiydi. Yaşlı adam dehşet ve soğuktan titriyordu. Aynı anda vücudundan boşalan ter gözeneklerine taşıyordu. İlk düşüncesi kapıyı kırıp kızını, o ahlaksız kızını evire çevire dövmekti. Fakat iri bedenini taşıyan bacakları titriyordu. Zar zor odasına gidip kendisini yatağına attı. Orada uyuşan duyularıyla yere serilen bir hayvan gibi yaslay gömüldü. Yaşlı adam hareketsiz bir şekilde yatağında yatıyordu, gözlerini karanlığa dikmişti. Yanında yatan karısı huzurlu bir şekilde derin derin nefes alıp veriyordu. İlk düşüncesi onu sarsarak uyandırmaktı. Ona şahit olduğu korkunç gerçeği anlatmak, öfkesini haykırarak ona içine dökmek istiyordu. Ama hayır. Olup bitenleri anlatmaya dili varmazdı. Peki ne yapacaktı? Ne yapmalıydı? Kafasını toplamaya çalıştı fakat düşünceleri birbirine girmişti. Nasıl da korkuştu bütün bu olanlar. Erna, o tatlı bakışlı, terbiyeli evladı. En son ne zaman, ne zamandı onu? O küçücük pembe parmaklarıyla harfleri güçlükle takip ederek okuduğu ders kitabının başında görmesinin üzerinden ne kadar geçmişti? Onu uçuk mavi elbisesiyle okuldan alıp pastaneye götürmesinin, hala şeker bulaşmış dudaklarıyla verdiği öpücüğün yanağında hissetmesinin üzerinden. Bütün bunlar daha dün yaşanmamış mıydı? Hayır, hayır uzun yıllar önceydi. Fakat daha dün onu çocuksu tavırlarla, yaşlı adamın asla karşı koyamadığı, kendinden emin, neşeli gülüşüyle ellerini kavuşturarak vitrinde beğendiği mavi yıldızı kazak için yalvarmamış mıydı? babacığım lütfen, lütfen. Şimdi ise gece vakti burnunun dibinde gizlice bir adamın yatağına girip, Tanrım, Tanrım diye inledi. Yaşlı adam ister istemez, rezalet, rezalet. Benim evladım, benim narin, gözümden bile sakındığım evladım herifin biriyle. Peki kiminle, kim olabilir, Gardoni'ye gelili henüz üç gün oluyor ve kızım bu havalı züppelerden hiçbiriyle önceden tanışmıyordu. Ne o yassı kafalı Kontu ne de şu İtalyan subayı ve de şu Mekan Berkli ancak ikinci gün düzenlenen dansta tanıştı onlarla ve hemen biri kızımla. Hayır, bu ilk olmuş olamaz, hayır. Bu daha önce başlamış olmalı. Evdeyken ve benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Budalayım ben zavallı bir budala. Hem onlar hakkında ne biliyorum ki zaten. Bütün gün onlar için eşek gibi çalışıyorum. Günde 14 saat büroda çalışıyorum. Aynen eskiden numune çantasıyla trenlerde oturduğum gibi. Onlara para yetiştirmek için para, 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 kendilerine güzel kıyafetler alabilsinler diye ve zengin olmaları için ve akşamları yorgun argın eve geldiğimde evde bile olmuyorlar. Tiyatroda, balolarda, davetlerde oluyorlar. Bütün gün ne yaptıklarından haberim bile yok. Sadece tek bir şey biliyorum şimdi. Evladım geceleri sokak kadınları gibi körpe ve tertemiz bedeniyle erkeklerin yanına gittiğini. Nasıl bir rezalet bu? Yaşlı adam sürekli inleyip duruyordu. Aklına gelen her yeni düşünce onu daha da yaralıyordu. Sanki beyni kanlar içinde açık bir yaraymış ve kıpkırmızı kurtlar içinde dolanıyormuş gibi hissediyordu. Ama bunları neden bu kadar uzun süre çektim ben? Neden hala burada yatıyorum ve kızımın iffetsiz bedeniyle huzurla uyurken ben kendime neden eziyet ediyorum burada? Neden hemen onun odasına dalıp yaptığı ahlaksızlıktan haberimin olduğunu hemen söylemedim ki? Neden kemiklerini kırmadım ki onun? Çünkü zayıfım. Çünkü korkağın tekiyim. İkisine karşı her zaman zayıf oldum. Her konuda hep taviz verdim. Kendi hayatım berbat olsa da onların hayatını kolaylaştırdığım için kendimle hep gurur duydum. Parayı tırnaklarımla kazıyarak kazandım. Kuruş kuruş. Onları mutlu görmek için her şeyi yapardım ama ne zaman ki onları paraya boğdum benden utanmaya başladılar. Onlara yakışmıyordum birdenbire. Eğitimsizdim. Nasıl eğitim alabilirdim ki? 12 yaşındayken beni okuldan aldılar ve artık para kazanmak zorundaydım. Para kazanmak para kazanmak, numune çantaları taşımak, bir köyden diğerine gitmek, ardından şehir şehir dolaşıp pazarlamacılık yapmak, ta ki kendi işimi kurana kadar ve ne zamanki yükselip ev sahibi oldular, benim eski, onurlu ve güzel adımı beğenmemeye başladılar. Onlara Bayan Solomonson ismiyle hitap etmesinler diye kendime özel komisyon üyesi ünvanı satın almak zorunda kaldım. Aman da ne soylu, ne ki var. Onların kibarlık budalalığına karşı geldiğimde, yüksek sosyetelerine karşı geldiğimde ise annemin nur içinde yatsın. Sırf babamı ve bizi düşünerek evimizi kendince tevazu ve sökünetle idare ettiğini anlattığımda benimle dalga geçtiler. Onlara göre geri kafalıymışım. Geri kafalısın babacığım diyerek alay ederdi kızım benimle hep. Evet, geri kafalıyım evet. Oysa şimdi kızım yabancı erkeklerin yatağında yatıyor. Benim çocuğum, biricik evladım. Bu nasıl bir rezillik, ne rezillik? Yaşlı adam acı içinde öylesine derin bir iç geçirdi ki yanında yatan karısı uyandı. Uykulu bir sesle "Ne oluyor?" diye sordu. Yaşlı adam yerinden kımıldamadı ve nefesini tuttu. Böylece sanki kurçuklara benzeyen düşüncelerle iç içini yiyerek acının karanlık tabutunda kıpırdamadan sabaha kadar yattı. Sabahleyin kahvaltı sofrasına ilk oturan kendisi oldu. Derin bir iç geçirerek sofraya oturdu. Yediği her lokmadan tiksiniyordu. Yine yalnızım diye düşünüyordu adam. Her zaman hep yalnızım. Ben sabahları işe giderken onlar dans davetlerine katılmaktan ve tiyatroya gitmekten bir tap düşmüşler ve rahat rahat uyuyorlar. Akşam eve döndüğümde ise onlar çoktan eğlencelere ve davetlere katılmak için gitmiş oluyorlar. Tabii orada bana ihtiyaçları yok. Ah o para yok mu o para? Lanet olası para. Onları yoldan çıkardı. Onları bana yabancılaştırdı. Ne budalayım ki onlar için para kazanırken kendimi kaybettim. Kendim fakirleşirken onları ziyan ettim. Boşa geçen 50 yıl boyunca kendime vakit ayırmadan eşek gibi çalıştım ve işte yalnızım. Adam giderek sabırsızlanmaya başladı. Neden gelmiyor yanıma? Onunla konuşmalı mıyım? Ona gerçekleri bildiğimi söylemeli miyim? Buradan gitmeliyiz. Neden gelmiyor? Herhalde çok yorgun. Ne budalayım ki benim burada yüreğim parçalanırken o rahat rahat uyuyor şimdi. Ya annesine ne demeli? Saatlerce süslenip püsleniyor. Banyo, manikür, kuaför derken on bir olmadan gelemez eve. Şaşılacak bir durum mu? Kızının başına gelenlere şaşırmamak lazım. Ah para, lanet olası para. Adam arkadan usulca yaklaşan hafif ayak sesleri duydu. Günaydın babacığım, iyi uyudun mu? Yandan usulca sokulup ona doğru eğilen kızı zonklayan alnına küçük bir öpücük kondurdu. İster istemez kafasını geri çekti. Koti, parfümün tatlımsı, nemli kokusu midesini bulandırmıştı ve sonra ''Neyin var babacığım, yine keyfin yok. Garson bir kahve ve jambonlu yumurta lütfen. Rahat uyumadın mı yoksa kötü haberler mi var? Yaşlı adam kendini zor tuttu. Başına kaldırıp bakmaya cesareti yoktu. Başına eğip sustu. Sadece kızının ellerini gördü masada. O sevdiği ellerini, sıcak sudan soğuk suya girmeyen manikürle ellerini. Şımartılmış, küçük tazılar gibi beyaz masa örtüsünün üzerinde oynuyorlardı. Adam titriyordu. Bakışları ürkekçe kızının narin el değmemiş çocuksu kolları üzerindeydi eskiden. Ne kadar zaman geçmişti üzerinden uyumadan önce sarıldığı kollar. Nefes alırken kazanın altında hafif beliren göğsünü gördü. Çıplak çıplak yabancı bir erkekte, diye düşündü öfkeyle. O tanımadığı herif bütün bunlara dokundu. Benim etim ve kanım, benim evladım. Ah o herif, ah! Bilmeden yine inlemişti. ''Neyin var babacığım?'' diye sıkıştırıyordu kızı yanına sokularak. Fakat adam sadece belli belirsiz, yok bir şey, hiç diye mırıldanıyordu ve alel acele gazeteye uzandı. Gazeteyi açarak arkasına gizlendi. Çünkü kızının sorgulayan bakışlarından kaçmak istiyordu. Hala gözlerine bakmaya hazır hissetmiyordu kendini. Elleri titriyordu. ''Şimdi şu an ona söylemeliyim aslında.'' şimdi baş başa olduğumuz şu anda Ye için için yiyip bitiriyordu. Fakat sesi çıkmıyordu. Başına kaldırıp kızına bakmaya bile gücü yoktu. Ve aniden bir hışımla koltuğu geriye doğru itip ağır adımlarla bahçeye kaçtı. Çünkü gözlerinin, çünkü gözlerinin yaşardığını hissetmişti ve kızının onu ağlarken görmesini istemiyordu. Kısa bacaklı yaşlı adam bahçede dolanıp duruyordu ve bakışlarını uzun süre göledikti. Göz yaşları içini körleştirmesine rağmen yine de etrafındaki güzellikleri görmezden gelemedi. Gümüş rengi ışıkla yeşil dalgalar halinde uzanan yumuşak renkli tepeler, servilerin inci sürgünleriyle gölgeleniyor ve onların ardında, tıpkı çocukların neşeli oyunu uzaktan seyreden ciddi babalar gibi uzanıp, sarp dağları sert ama kibirden uzak bir bakışla gölün güzelliği izliyordu. Tanrı'nın güneye bağışladığı o zamansız ve huzur dolu tebessümü, İnsanı nasıl da huzura ve mutluluğa davet ediyordu. Mutlu yaşlı adam ağırlaşmış başını sağa sola salladı. Burada insan mutlu olabilir. Hayatımda bir kez ben de mutlu olmak istedim. Kaygısız insanların hayatının nasıl da güzel olabileceğini ben de hissetmek istedim. Bir kez olsun, 50 yılı yazmaktan ve hesaplamaktan ve pazarlamaktan sonra biraz olsun rahat etmek. Bir kez, sadece bir kez. Bir kez olsun mezara girmeden yaş 65 tanrım ölümün pençesine enseme geçirdiği bir yaş. Bu saatten sonra parada bir işe yaramaz doktorlarda. Ölmeden önce biraz rahat nefes almak istedim sadece. Kendim için bir şeyler yapmak. Fakat rahmetli babam hep eğlenmek bizler gibilerine haram mezara kadar sırtımızda yük taşımaya mahkumuz derdi. Daha dün ben de biraz keyfime bakabilirim diyordum. Dün sanki biraz olsun mutlu gibiydim güzel temiz evladımla gurur duyuyordum onun mutluluğuyla mutlu oluyordum ve tanrı beni hemen cezalandırdı ve bunu elimden aldı çünkü artık bitti sonsuza dek artık kendi kızımla konuşamıyorum gözlerine bakamıyorum o kadar utanıyorum her an bunu düşüneceğim evde büroda ve geceleri yatakta acaba şimdi nerede nereye gitti ne yaptı huzurla eve gelemeyeceğim ve işte orada oturuyor beni karşılıyor ve i̇çim açılıyor. Onu gördüğümde genç ve güzel. Beni öptüğünde ise "Dün bu dudaklar kimin oldu?" diye soracağım kendime. Eve gittiğim zamanlarda hep korku içinde yaşayacağım ve gözlerine baktığımda hep utanacağım. Hayır, böyle yaşanmaz, böyle yaşanmaz. Yaşlı adam mırıldanarak sarhoş gibi bir ileri bir geri sendeliyordu. Tekrar tekrar göle bakıyordu. Gözlerinden akan yaşlar sakalına süzülüyordu sapsız gözlüklerini çıkarmak zorunda kalınca ıslak, uzağa göremeyen gözleri daracık yolun ortasında öyle hantal bir duruşu vardı ki oradan geçen bir bahçıvan çırağı şaşkınlıkla kala kalmış, kahkaha atmış ve İtalyanca bir şeyler söyleyerek perişan haldeki adamla dalga geçmişti. İşte bu yaşlı adamın acı içinde kıvrandığı sarhoşluğundan ayılmasına sebep oldu. Gözlüğünü tekrar taktı ve yan taraftaki bahçenin insandan uzak bir köşesine saklanıp bir banka oturdu. Fakat bahçenin koytu köşesine yaklaşır yaklaşmaz sol taraftan gelen bir kahkaha tekrar irkilmesine sebep oldu. Tanıdığı bir kahkahaydı bu ve şu an yüreğini parçalıyordu. 19 yıl boyunca kızının neşeli ve coşkulu kahkahaları onun en sevdiği müzik olmuştu. Sırf bu kahkahaları duymak için gecelerini Poznan'a, Macaristan'a giden trenlerin 3. sınıf kompartımanlarında geçirmişti. Sırf bu kaygısız neşeyi büyütecek kadar bolluğu onların önüne serebilmek için. Sırf bu kahkah için yaşamış, dudaklarından gülücükler hiç eksilmesin diye kendi sağlığından olmuştu. Fakat şimdi şu lanet kahkaha keskin bir testere gibi bağırsaklarını parçalıyordu. Ancak yine de o kahkahaya karşı koyamadı. Kızı tenis kortunda çıplak elleriyle tuttuğu raketi rahat bilek hareketleriyle havaya fırlatıp sonra tekrar yakalayıp savuruyordu. Ve raketi her havaya kaldırışında kızın coşkulu kahkası mavi gökyüzüne yükseliyordu. Üç adam onu hayranlıkla izliyordu. Bol tenis gömleğiyle kontu ubaldi, vücudunu saran daracık üniformasıyla subay ve kusursuz üzerine oturan pantolonuyla binici. Üç kusursuz görünümlü erkek, kelebek misali ortalıkta uçuşan kızın etrafında duran birer heykel gibiydiler. Yaşlı adamın kendisi de kızını hayranlıkla izliyordu. Aman tanrım, açık renk, kısa elbise içinde, güneşte, ışıl ışıl parlayan sarı saçlarıyla ne kadar da güzeldi. Uyum içerisinde esneyerek ona itaat eden eklemleriyle heyecanlanan ve onu heyecanlandıran kızı. O taze bedeni koşarken ve sıçrarken kendi hafifliğini hissediyordu. Şimdi beyaz tenis topunu heyecanla havaya savurdu. Beşinden ikincisi, üçüncüsünü, sonuncusunu karşılamak için eğilip kalkarken zarif bedeni incecik bir dal misali nasıl da güzel kıvrılıyordu. Adam kızını daha önce hiç böyle görmemişti. Rüzgarla titreşen bir alevdi sanki. Ve bu alevden kahkahaların gümüş rengi dumanı yükseliyordu adeta güneyin bahçelerinin sarmaşıklarından, yansıyan gölün yumuşak maviliğinin içinden telaşla çıkmış bakire bir tanrıçaydı. Evde bu sert adaleli ince beden hiç böyle dans edercesine vahşice gerilerek hevesle oynamamıştı. Asla hayır. Yaşlı adam duvarlara çivilenmiş o boğucu şehirde kızını daha önce hiç böyle görmemişti. Şehirde olduklarında ne odalarda ne de sokaklarda sesinin şarkı söyler gibi neşeyle yükseldiğini, böyle kuş gibi cıvıldadığını hiç duymamıştı. Hayır hayır, kızı hiç bu kadar güzel olmamıştı. Yaşlı adam baka kalmıştı. Her şeyi unutmuştu. Sadece uçuşan o beyazlar içindeki alevi görüyordu gözleri. Ve eğer kızı en sonunda kanatlarcasına sıçrayarak son atışı da yakalayamasaydı ve gözlerinde gururlu bir bakışla Ter içinde soluk soluğa da olsa o gülerek raketini göğsüne bastırmasaydı. Yaşlı adam orada öylece durup kızının o halini büyülenmiş bakışlarla sonsuza kadar izleyebilirdi. Kızının topları ustaca yakalamasını heyecanla izleyen üç adam ''Bravo, bravo!'' diye bağırarak sanki biten bir opera arhiyasını alkışlıyorlardı. Bu boğuk sesler yaşlı adamı gördüğü hayalden uyandırmıştı. Adamlara öfkeyle baktı. İşte oradalar, o şerefsizler diye düşünürken kalbi küt küt atıyordu. İşte oradalar. Ama hangisi? Hangisi kızıma sahip oldu? Nasıl da süslenmişler. Parfümlerini sürüp tıraşlarını almışlar ayla kerifler. Bizim gibileri de onların yaşındayken yamalı pantolonlarla ofiste oturup müşterilerin peşinden koşturuyordu. Ya onların babaları? Onlar da belki bunlar için aynı şekilde eşek gibi çalışıyordur. Bunlarsa bronzlaşmış tenleri, kaygısız suratlarla ve uyanık, küstah bakışlarla dünyayı dolaşarak günlerini gün ediyorlar. Tabii böyle zinde ve keyifli olurlar. Böyle gösteriş meraklısı bir kıza birkaç tatlı söz söylemek yeter. Fakat aralarında hangisi, hangisi? Aralarından biri olduğunu biliyorum. İçlerinden biri onun elbisesinin altını görüyor ve ağzını şapırtatarak ''O kıza sahip oldum.'' diye içinden geçiriyor onun ateşli halini biliyor ve bu akşam tekrar diye düşünüp kızıma göz kırpıyor. Ah o it yok mu? Onu ölümüne kırbaçlayabilirim o it herife. Yaşlı adamın orada durduğunu hepsi fark etti. Kızı ona gülümsedi ve raketini sallayarak selam verdi. Beyler de selam verdiler. Adam ise karşılık vermedi. Göz dolan kan oturmuş gözlerini kızının gülümseyen dudaklarına indirdi. Demek hala gülebiliyorsun, utanmaz seni. Ama belki bana da gülen vardır. Orada durmuş, geceleri horul horul uyuyan şu yaşlı, ahmak Yahudi'ye de bakın diyordur içinden. Neler oluyor bir bilse aptal ihtiyar. Evet, biliyorum dalga geçiyorsunuz benimle. Pislikmişim gibi beni ezip geçiyorsunuz. Ne yapabilirim? Kızım canlı ve istekli. Hemen yatağınıza giriyor. Ya annesi artık iyice kilo aldı ve fazlaca süslenip büsleniyor. Ama yine de ikna edilebilir ve küçük bir dansa hayır demez. Ama haklısınız iterifler, haklısınız reziller peşinizden koşuyorsa, bu yaptıklarınızla başkasının kalbi kırılıyorsa umrunuzda mı? Eğer siz eğleniyorsanız, o ahlaksız kahbelere eğleniyorsa, sizi tabancayla vurmalı, hepinizi kırbaçlamalı. Ama haklısınız tabii, kimse size bunları yapmadığı sürece. Bir köpeğin kendi pisliğini yemesi gibi öfkeni içine atıyorsan, Haklısınız tabii, Bu kadar korkak, acınacak kadar korkak olursa insan. Ahlaksız kızının yanına gidip kolundan tutup aranızdan çekip alamıyorsa, ağzını açmadan öylece duruyorsa korkakça, korkakça. Yaşlı adam elleriyle merdiven korkuluklarına tutunuyordu. Öylesine sarsıyordu onu öfkesi ve aniden ayağının dibinde yere tükürdü ve sendeleyerek bahçeden uzaklaştı. Yaşlı adam rastgele gezinerek kasabanın merkezine yürüdü birden bir vitrinin önünde durdu. Çok sayıda turistik eşya vardı. Gömlekler ve ağlar, bluzlar ve olta takımları, kravatlar, kitaplar, unlu mamuller kat kat renkli yığınlar halinde raflarda gelişi güzel duruyordu. Fakat tüm bu şık kargaşanın içinde dikkat çekmeyen bir eşya adamın dikkatini çekti. Bir baston, kalın ve kaba, demir bir uçla sertleştirilmiş. Ele alındığında ağırlığıyla tek vuruşta bir insanı yere sermek için çok uygundu yere sermek, o iti yere sermek. Bu düşünce adamın kafasını bulandıran, neredeyse zevk duymasını sağlayan bir baş dönmesine sebep oldu. Hemen dükkana girip cüzi bir rakama o yumruklu bastonu satın aldı. Heybetiyle tehlikeli görünen ağır bastonu eline alır almaz kendini daha güçlü hissetti. Bilindiği gibi silahlar fiziksel olarak zayıf insanları kendinden daha emin hissettirir. Adam bastonun sapını kavradıkça kaslarının daha da güçlü bir biçimde gerildiğini hissediyordu. Yere sermek, o iti yere sermek diye kendi kendine mırıldanıyordu ve ister istemez sendeleyen yürüyüşü daha da kararlı, daha cesur, daha hızlı adımlara dönüşüyordu. Sahil yolunu bir aşağı bir yukarı yürüyor, hatta neredeyse koşar adımlarla arşınlıyordu. Ter içinde kalmıştı, ancak bunun sebebi hızlı yürümesinden çok, içindeki heyecandan kaynaklanıyordu. Çünkü eli sapına gittikçe daha büyük bir şiddetle kavramıştı. Adam öfkeli bakışlarla ve elinde silahıyla gölgede kalan otel lobisinin mavimsi serinliğine dalarak görünmez düşmanlarını aramaya koyuldu. Ve gerçekten de köşedeki hasır koltuklarda hep beraber oturmuş, ince pipetlerden soda içerken keyifle sohbet ediyorlardı karısı, kızı ve malum üçlü. Hangisi? Aralarından hangisi? diye sıkıntı içinde düşünürken eli bastonun sapını sıkıca kavruyordu. Hangisinin beynini dağıtacağım? Hangisinin, hangisinin? O sırada Erna, babasının huzursuz arayışını yanlış anlayıp ayağa fırlayarak ona doğru yürüdü. Nihayet geldin babacığım. Seni her yerde aradık, biliyor musun? Bay Medvist bizi fiyatıyla gezdirecek. Arabasıyla göl boyunca gideceğiz, Zano'ya kadar. Kız bunları söylerken babasını nazikçe masaya doğru sürüklüyordu, babasından adamın daveti için teşekkür etmesini bekler gibi. Beyler kibarca ayağa kalkıp yaşlı adama ellerini uzattılar. Yaşlı adam titriyordu. Fakat kollarında tüm yumuşaklığı ve sakinleştirici etkisiyle kızının sıcak varlığının yatıştırıcılığını hissediyordu. Bir anda iradesini kaybederek ona uzatılan elleri tek tek sıktıktan sonra konuşmadan oturup bir pro çıkardı ve dişlerine sıkarak öfkeden pronun yumuşak ucunu çiğnemeye başladı. Yarım kalan sohbetlerini yaşlı adamı yok sayarak neşeli kahkahalar eşliğinde Fransızca konuşarak sürdürdüler. Yaşlı adam bir köşede iki büklüm oturup prosunun ucunu çiğniyordu. Tütünün kahverengi suyu dişlerinin arasından akıyordu. Haklılar, haklılar diye düşünüyordu. Suratıma tükürmek lazım benim. Bir de ona elimi uzattım. Gerçi her üçüne de elimi uzattım fakat aralarından birinin o şerefsiz olduğunu biliyorum. Bir de sesimi çıkarmadan onlarla aynı masada oturuyorum. Ona bir vurup yere sereceğime gidip ona kibarca elimi uzatıyorum. Benimle dalga geçmekte haklılar tabii, çok haklılar. Nasıl da ben yokmuşum gibi kendi aralarında konuşuyorlar. Sanki çoktan mezara girmişim gibi. Üstelik Erna ve annesi benim tek kelime Fransızca anlamadığımı bildikleri halde. Her ikisi de biliyor. Her ikisi de. Ama göstermelik de olsa bana kimse bir şey sormuyor. Gülünç duruma düşmemem için. Onlar için hiçim ben hiç. Rahatsız edici, sıkıntı veren, istenmeyen bir yüküm onlar için. Utandıkları fakat sadece para kazandığı için kenara atamadıkları bir isteğim onlar için. Para, para, para. Onları şu lanet olası parayla mahvettim. Tanrı'nın cezası parayla. Tekbir bile kelime etmiyorlar peşinde ilerledi. Annesi ise onları daha ağır adımlarla izledi. Keyifli bir teklifi kabul ederek hemen yandaki müzik salonuna geçmiş, geride kalan ve uyuklamakta olan adama da teklifi etmeye bile tenezzül etmemişlerdi. Ancak yaşlı adam... Gece üzerindeki örtü kaydığında bedenine çarpan soğuk havanın etkisiyle soğuktan irkiden biri gibi aniden etrafındaki boşluğu hissedince uyandı. İster istemez boşalan koltuklara baktı. Fakat o sırada piyano çalan müzik salonundan hareketli ve davetkar bir caz melodisi yükseldi. Yaşlı adam kahkahaları ve neşeli bağırışları duydu. Yan tarafta dans ediyorlardı. Evet, dans etmek, hep dans etmek başka bildikleri bir şey yoktu. İşi pişirene kadar sürekli kanlarını kaynatmak, sürekli şehvetle dans etmek. Gece gündüz dans etmek, aylaklar, boş gezenler kadınları böyle tavlıyorlardı. Öfkeyle sert bastonunu tekrar kavradı ve ayaklarını süreyerek onların peşinden gitti. Kapıda durdu. Alman bineceği piyanonun başına oturmuş. Aynı anda dans edenleri izleyebilmek için Hafifçe arkasına dönerek ezbere bir Amerikan sokak şarkısını yarım yamalak çalıyordu. Erna, Alman subayla dans ediyordu. Can sıkıcı Kont Ubaldi ise hantal ve şişman anneyi zorlukta ritmik hareketlerle bir ileri bir geri sürüklüyordu. Fakat yaşlı adamın gözleri sadece Erna'yı ve kavalyesini görüyordu. Ahlaksız herif, kızı sanki tamamen ona aitmiş gibi Ellerini nasıl da kızının zarif omuzlarında hafifçe okşayarak gezdiriyordu. Kızının bedeni ise salınıp teslim edercesine. Kendini adeta subaya sunuyor, onun bedenine yaslanıp, yaşlı adamın gözleri önünde, zor zapt ettikleri tutkusuyla bütünleşircesine dans ediyordu. Evet, oydu. Çünkü bu iki bedenle gözle görülür bir biçimde birbirini tanımının, çoktan kanlarına işlemiş bir bütünleşmenin ateşi yanıyordu. Evet oydu. Sadece o olabilirdi. Gözlerinden okunuyordu. Kızının yarı kapalı fakat yine de geçmişte tadına varılan hararetli anıları yansıtan gözlerinden bunu okuyordu. Oydu, hırsız oydu. Şimdi uçuşan o ince elbisenin içinde gizlenenleri, evladını, kendi evladını geceleri alıp içine işleyen hırsız oydu. Yaşlı adam ister istemez yanlarına yaklaştı kızını adamdan çekip almak için fakat kızı onu fark etmedi bile ritmin her hareketiyle kendisini yönlendiren, onu baştan çıkaran adamın onu fark ettirmeden yönlendiren baskısına bırakıyordu. Başını geriye atmış, nemli dudakları aralık, tam bir sarhoşluk ve kendinden geçmişlik halinde, müziğin yumuşak akışına kapılmış, hafif sallanıyor. Ne mekanı, ne zamanı, ne etrafındaki insanları, ne de delice bir öfkede boğularak olarak kan çanağı gözlerini kendisine diken, titreyen, Nefesi tıkanan babasını fark etmiyordu. Yalnızca kendini, kendi genç bedenini hissediyordu. Hiç karşılık koymadan girdabı andıran, soluk soluğa dans melodisinin cızırtılı izinden gidiyordu. Yalnızca kendisini hissediyordu. Bir de yakınındaki erkeğin onu güçlü kollarıyla sardığını ve kendisinin de bu yumuşak süzülüş sırasına teslim olmanın sıcak çekiciliğiyle kendine hakim olması gerektiğini. Ve gizemli bir şekilde yaşlı adam, bütün bunları kendi sarsılmış bedeninde hissediyordu. Kızı ne zaman dansla ondan uzağa sürüktense, onun sonsuza kadar kaybolup gideceği hissine kapılıyordu. Aniden kopan bir tel gibi müziğin sesi kesildi. Alman kont ayağı fırladı. Fransızca bir şeyler söyledi. Herkes coşkuyla ona hak verdi ve dans eden çiftlerden oluşan grup dağılarak ortalıkta rahat rahat dolaşan bir topluluğa dönüştü. Yaşlı adam tekrar kendine geldi. Şimdi bir şey söylemeliydi. Şimdi zamanıydı. Orada öyle beceriksizce, öyle sefir bir fazlalık gibi durmamalıydı. Biraz önce karısı sarf ettiği çabadan soluk soluğa kalmış, ancak yine de keyfinden hararet basmış haliyle yanından geçiyordu. Öfkelenen adam ani bir karar aldı ve karısının önünü kesti. Gel dedi. Sabırsızlıktan nefesi kesilerek, seninle konuşmam gerek. Kadın adama şaşkınlıkla baktı. Adamın soluk alnı ter damlacıklarıyla parlıyordu. Bakışları garipti. Ne istiyordu ki? Neden tam da şimdi rahatsız ediyordu? Tam da onu başından savacak bir şey söyleyecekti ki, adamın halinde öyle tekinsiz, tehlikeli bir hava vardı ki, biraz önce yaşadığı patlama aklına gelince isteksizce onunla gitti. Önce beylere dönüp Fransızca özür diledi. Öfkeden çıldırmak üzere olan yaşlı adam onlardan özür diliyor diye geçirdi içinden. Masadan kalkarken benden özür dilemediler. Onlar için köpekten farkım yok. Üstüne basıp geçtikleri pas basım. Fakat haklılar. Bütün bunları sineye çektiğime göre haklılar. Karısı sinirle kaldırdığı gergin kaşlarla onu bekliyordu. Sanki bir öğrenci gibi öğretmenin önünde seyiren dudaklara karşısında duruyordu. Eee? diye sordu kadın sonunda onu kışkırtırcasına. İstemiyorum, istemiyorum diye kekeledi nihayet aniden. O insanlarla vakit geçirmenizi istemiyorum. Hangi insanlarla diye sordu kadın anlamazdan gelerek. Adama sanki onu incitecek bir şey söylemiş gibi bakıyordu. Onlarla işte yaşlı adam başıyla müzik salonunu işaret ediyordu. Doğru bulmuyorum. İstemiyorum. Nedenmiş? Hep bu emredici ses tonu diye düşündü yaşlı adam öfkeli. Sanki onların hizmetçisiymişim gibi diye daha da gergin bir tavırla kekeleyerek Kendimce sebeplerim var. Bana ters bunlar. Erna'nın bu insanlarla konuşmasını istemiyorum. Her şeyi söylemek zorunda değilim. O halde üzgünüm diye tersledi kadın onu, kibirli bir tavırla. Ben her üç beyinde son derece iyi terbiye gördüğünü düşünüyorum. Ayrıca yaşadığımız yerden çok daha elit bir kesimden geliyorlar. Elit kesimmiş, ahlaklar, onlar, onlar… Öfke adamın gittikçe daha da nefesini kesiyordu ayaklarıyla yeri vurup sonunda patladı. İstemiyorum, yasaklıyorum, anladın mı? Hayır diye soğukkanlılıkla cevap verdi kadın. Hiçbir şey anlamadım. Çocuğun keyfini neden kaçıracakmışım anlamıyorum. Keyfini, keyfini. Yaşlı adam yumruk yemişçesine sender idi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Alnı terden sıra sıklandı. Yaslanmak ya da belki de saldırmak için eliyle boşlukta bastonunu aradı. Ancak onu yanına almayı unutmuştu. Bu onun tekrar kendine gelmesini sağladı. Kendine hakim olmaya çalıştı. Sıcak bir dalga aniden göğsünün üzerinden geçti. Elini tutmak istercesine kadına yaklaştı. Sesi iyice kısıldı. Neredeyse yalvarır gibi konuşuyordu. Beni, beni anlamıyorsun. Kendim için bir şey istemiyorum ki. Sizden rica ediyorum. Yıllardan beri ilk defa sizden bir şey istiyorum. Gidelim buradan uzaklara. Floransa'ya, Roma'ya, Nereye isterseniz, hiç fark etmez benim için. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Sadece buradan uzaklaşalım, rica ediyorum senden. Gidelim. Sadece gidelim buradan hem de bugün, hemen bugün. Ben daha fazla dayanamam, dayanamıyorum. Bugün mü? Kadın şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bugün yola çıkmak mı? Buradan ayrılmak mı? Ne saçma bir fikir bu? Sadece beyleri beğenmedin diye. Onlarla görüşmek zorunda değilsin ki. Yaşlı adam ellerini yalvarırcasına havaya kaldırmış, öylece duruyordu orada. Dayanamıyorum dedim sana, dayanamıyorum. Daha fazlasını sorma, rica ediyorum. Fakat bana inanmalısın, dayanamıyorum. Bir kez olsun, tek bir defa, benim hatırıma bir şey yapın. Müzik salonunda piyano tekrar çalmaya başladı. Kocasının feryadından ister istemez etkilenen kadın başını kaldırıp kocasına baktı. Ne kadar da gülünç görünüyordu. Küçük tıknaz adam, yüzü kırmızı kesilmişti. Bakışları çıldırmış gibi ve gömleğinin kısa kollarından görünen ellerini titreyerek havaya kaldırmıştı. Onu böyle zavallı bir halde görmek utanç vericiydi. Kadının içi yumuşasa da sözleri sertti. Bu imkansız, diyerek kararını verdi. Onlara bugün bir gezi için söz verdik. Ayrıca üç haftalığına ayırttığımız yerden yarın ayrılmamız. Gününç duruma düşeriz. Buradan ayrılmak için en ufak bir sebep görmüyorum. Ben kalıyorum ve Erna da kalıyor. Ve ben gidebilirim öyle mi? Zaten burada sadece rahatsızlık veriyorum. Sizin, sizin keyfinizi kaçırıyorum. Derinden gelen bu feryatla karısının sözünü kesmişti. İki büklüm olan iri bedenini kamburlaşmış, yumruklarını sıkmış. Öylesine öfkelenmişti ki alnındaki öfke damarı tehlikeli bir biçimde belirginleşmişti hala içinden atmak istediği şeyler vardı. Ya bir söz söyleyecek ya da vuracaktı. Fakat birden ani bir hareketle arkasını dönüp, hantal bacaklarıyla sendeleyerek kaçar gibi hızlıca merdivenlerden yukarı çıktı. Yaşlı adam nefesi kesilmiş bir şekilde alel acele basamakları çıkıyordu. Sadece odaya girmek, şimdi tek başına kalmak, kendine gelmek, sinirlerini yatıştırmak, çılgınca bir şey yapmamak. Tam da üst kata çıkmıştı ki ateşten bir pençe sanki içine dişiyormuşçasına bir hisse kapıldı. Birden rengi benze atarak duvara doğru sendeledi. Ah öylesine şiddetli, yakıcı, kıvrandıran bir acıydı ki yaşlı adam bağırmamak için dişlerini sıkmak zorundaydı. Hazırlıksız yakalanan bedeni inleyerek iki büklüm olmuştu. Ne olduğunu hemen anladı. Son zamanlarda onu sık sık yoklayan, ona işkenceler çektiren, ancak bu kadar şiddetlisini yaşamadığı şu korkunç ataklardan biriydi. Safra spazmı geçiriyordu. Endişelenecek bir şey yok demişti doktor. Tam da ağrının ortasında hatırladı bunu. Ve ağrının ortasında kendi kendine alay etti. Heyecanlanmayacakmışım. Ne kadar da kolay söylemesi. Acaba kendisi sakin kalabiliyor mu sayın profesör? Nasıl heyecanlanmayayım? Hele ah ah görünmez ateşte pençe, işkence çeken bedenine öylesine deşiyordu ki yaşlı adam acıyla inliyordu. Zorlukla kendisini dairesinin kapısına kadar sürükleyip kapıyı iterek açtı ve kendini divana atıp dişlerini yastığa geçirdi. Yatınca ağrı hemen biraz hafifledi. Korkunç derecede yaralı bağırsaklarını delip geçen ateşten pençenin etkisi hafiflemişti. Kompres yapmalıyım diye hatırladı. Damlaları almalıyım. Sonra düzelirim. Fakat yardım edecek kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Ve kendisinin ise hiç gücü yoktu. Ne diğer odaya gidebilmek için ne de zili çalabilmek için. Kimse yok diye düşündü acı içinde. Köpek gibi geberip gideceğim bir gün. Çünkü derdimin ne olduğunu biliyorum. Safra kesesi değil bu. Bu içimde büyüyen ölümün ta kendisi. Biliyorum ben bitmiş bir adamım. Ve hiçbir profesör, hiçbir tedavinin bana faydası yok.'' 65 yaşında insanın sağlığı yerine gelmez. İçimi böylesine deşen şeyin ne olduğunu biliyorum. Ölüm bu ve şu ömrümün kalan birkaç yılında yaşayamayacağım. Sadece öleceğim, öleceğim. Zaten ne zaman yaşadım ki? Kendim için yaşadım mı hiç? Hayat mıydı benimkisi? Hep para kazandım, para, para hep başkaları için. Peki ne işime yaradı şimdi bu? Bir karım vardı. Genç kızken aldım onu bedenine sahip oldum ve o bana bir evlat verdi. Yıllarca aynı yastığa baş koyduk. Peki ya şimdi? Şimdi nerede o? Artık o yabancı biri gibi. Benimle yabancı gibi konuşuyor ve hiç benim hayatımı düşünmüyor. Ne hissettiğimi, ne acılar çektiğimi ve ne düşündüğümü bütün bunlar umrunda bile değil. Geçen her yılla bana yabancılaşıyor. Nereye kayboldu o bütün? Ve çocuğumuz oldu. Ellerimde büyüdü. Sanki tekrar doğmuş gibiydim. Kendi hayatımdan daha aydınlık, daha mutlu bir hayatım olur diye düşündüm. Ölümden uzak ve işte o çocuk geceleri gidip kendine erkeklere veriyor. Yapa yalnız ölüp gideceğim, yapa yalnız. Çünkü değerleri için zaten çoktan öldüm. Tanrım, tanrım hiç bu kadar yalnız olmamıştım. Pençe aradı sırada şiddetle saldırıyordu ve sonra tekrar gevşiyordu. Ancak hissettiği gerçek acı şakaklarının derinliklerinde atıyordu. Sıcak çakıl taşları gibi o sert, sivri, acımasız düşünceler anına saplanıyordu. Şimdi düşünmemeliydi, düşünmemeliydi. Yaşlı adam ceketinin ve yedeğinin önünü yırtarcasına açtı. Hantal ve biçimsiz gövdesi yıpranmış gömleğinin altında titriyordu. Dikkatlice elini ağrıyan yere bastırıyordu. Ağrıyan benim dedi kendi kendine bunu hissederek. Şu et parçasından başka bir şey değilim ben. İçimi parçalayan o şey sadece bana ait. Bu benim hastalığım, benim ölümüm. Ben sadece bundan ibaretim. Artık karısı ve kızı, evi ve parası ve işi olan özel komisyon üyesi falan değilim. Artık parmaklarımla hissettiğim şey, tek bu gerçek, bedenim ve acı veren içimdeki o ateş. Bunun dışında her şey saçmalık, Anlamı yok artık çünkü içimdeki acıyı sadece ben hissediyorum. Beni endişelendiren sadece beni endişelendiriyor. Beni artık anlamıyorlar ve ben de onları anlamıyorum. Kendim ne baş başayım şimdi. Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Ama şimdi şurada yatarken içimde ölümün büyüdüğünü hissediyorum. Ama artık çok geç. 65 yaşında ölüme bu kadar yakınken fakat o ahlaksız kadınlar dansta gezmede ya da orada burada sürterken asla minnet etmeyen o kadınlar için yaşadığımı, kendimi ise hiç düşünmediğimi ancak şimdi anlıyorum. Onlar artık umurumda değil, umurumda değiller. Beni düşünmeyenleri ben neden düşüneyim ki? Onların merhametini beklemektense ölmeyi tercih ederim. Umrumda değiller. Yavaş yavaş acı giderek azalıyordu ve acımasız pençelerine o kadar şiddetle ve yakıcı bir şekilde geçirmiyordu artık. Fakat geriye belirsiz bir his kalmıştı. Artık hissedilen bir acı kalmamıştı. Yabancı bir his içeriye doğru bastırıyor ve zorluyordu. Yaşlı adam kapalı gözlerle yatmış ve gergin bir şekilde içindeki bu çekinme ve yırtılmayı dinliyordu. Sanki tanımadığı yabancı bir güç önce sivri, sonra ise küt bir aletle içindeki şeyi oyuyor sanki içinde bir şey yerinden yavaşça sökülüyor ve çıkarılıyordu artık içi öyle vahşice parçalanmıyordu artık canı yanmıyordu fakat yine de içindeki bir şey küre dönüyor ve çürüyordu ölmeye başlayan bir şeyler vardı yaşadığı her şey sevdiği ne varsa bu yavaş yavaş yanan alevde kayboluyordu yanıp küle dönüyor kararıyor sonra da kömürleşip dağılarak bir umursamazlık çamurunun içine saplanıyordu. Bir şeyler oluyordu. Bunu belli belirsiz hissediyordu. Bir şeyler oluyordu. Bunu belli belirsiz hissediyordu. Bir şeyler oluyordu fakat yaşlı adam öylece uzanmış hayatını gözden geçiriyordu. Ama neydi bu? Bedenine, içine kulak kabartıyordu. Dinliyordu. Ve yavaş yavaş kalbin çöküşü başlamıştı. Yaşlı adam kapalı gözlerle karanlığın çökmeye başladığı odada yatıyordu. Yarı uyanık, yarı uyuklar haldeydi. Uykuyla uyanıklık arasında zihni bulanıklaşan adam tuhaf bir hisse kapıldı. Sanki bir yerlerden içeriye doğru farkında olmadığı ve acımayan bir yaradan nemli bir sıcaklık sızıyordu. Sanki kendi kanına kan döküyormuş gibi hissediyordu. Bu görünmez sızıntı ne çok şiddetliydi ne de acı veriyordu ona. Tıpkı gözyaşı gibi yavaş yavaş akan sıcacık damlalar kalbinin tam ortasına düşüyordu. Fakat o karanlık kalbi sesini çıkarmıyordu. Sessizce bu yabancı akıntıyı içine çekiyordu. Sünger gibi içine çekiyordu ve giderek ağırlaşıyordu. Şiştikçe şişiyor ve dar göğsünden taşıyordu. Giderek daha da dolup taşan yüreği yavaşça aşağıya doğru sürüklenmeye başladı. Bağlarına girip gergin kaslarını zorluyor giderek daha da ağırlaşan, adeta devasa boyutlara dolaşan acı dolu yüreği kendi ağırlığını taşıyamıyordu artık. Ve şimdi nasıl da acıyordu. Ağırlık etinin liflerinden kopuyordu. Çok ağır hareketlerle taş gibi veya dalından düşen bir meyve gibi değil. Hayır, ıslaklığı emip ağırlaşan bir sünger gibi. Giderek daha da aşağıya, bir ılıklığa, bir boşluğa. Kendi dışında bir bilinmezliğe, engin ve sonsuz geceye gömülüyordu ve biraz önce sıcak, şişkin yüreğinin olduğu yerde bir anda korkunç bir sessizlik hakim oldu. Artık atmıyor, damlamıyordu. Tamamen sessizleşmişti, tamamen ölüydü. İrkilen yüreği, içi boş bir tabut gibi bu sessiz ve anlaşılmaz hiçliğin etrafını sarıyordu. Gördüğü rüya, yaşadığı karmaşa o kadar güçlüydü ki yaşlı adam kendine geldiğinde kalbi hala yerinde mi diye eliyle ister istemez sol tarafını yokladı Tanrıya şükür parmaklarının altında küt ve ritmik vuruşlarla kalbinin hala attığını hissedebiliyordu ancak bunlar sadece boşlukta yankılanan boş vuruşlardı ve sanki kalbi yerinde değildi ama ne garipti birden kendi bedeni kendisinden ayrılmıştı artık ne bir acı kemiriyordu onu ne de herhangi bir anı eziyet çeken sinirleri geriliyordu. İçinde her şey sessizliğe bürünmüş, donuklaşıp kas katı kesilmişti. Nasıl oldu bu diye düşündü. Daha biraz önce acı içinde kıvranırken, içim yanıp tutuşurken, bütün kaslarım kas katı iken birden ne oldu bana? Bir boşluğa kulak kabartır gibi eskiden var olan sesler hala duyuluyor mu diye kendini dinledi. Fakat o çiseleme ve uşırıltılar, damlama ve vuruşlardan eser yoktu dinledi dinledi ama hiçbir şey hiçbir ses yankılanmıyordu ona hiçbir şey acı vermiyordu artık hiçbir yeri ağrımıyordu yanıp kül olmuş bir ağacın kovuğu gibi boş ve kapkara olmalıydı içi birden bire sanki öldüğünü ya da içinde bir şeylerin öldüğü hissine kapıldı kanı öylesine sessiz akıyordu altında bir ceset gibi soğuk bedeni yatıyordu sıcak eliyle ona dokunmaya cesaret edemiyordu yaşlı adam içini dinliyordu başka zaman gölden yayılan ve odasında yankısını duyduğu saatin başlarında çalan çanların giderek karanlığa sarılan sesini odasında duyamıyordu gece etrafını sarmaya başladı karanlıkta eşyalar kaybolup gitmişti hatta pencereden görünen aydınlık gökyüzü bile tamamen karanlığa gömülmüştü yaşlı adam bunun farkında değildi sadece gözlerini önündeki karanlığa dikmişti. Kendi ölümüne kulak verir gibi içindeki boşluğa kulak kabartmıştı. O sırada yan odada kahkahalar ve neşeli sesler geliyordu. Işık yandı. Aralık kapıdan içeri süzüldü. Yaşlı adam irkildi. Karısı ve kızıydı. Birazdan onu öylece uzanırken görecek ne olduğunu soracaklardı. Aceleyle ceketini ve yeleğini ilikledi. Geçirdiği krizi bilmelerine gerek yoktu. Onları ilgilendirmiyordu. Fakat bayanlar onu aramıyorlardı. Anlaşılan aceleleri vardı. Akşam yemeği saatini bildiren çan sesi sertçe çalmış, üçüncü çağrıyı yapmıştı. Anlaşılan yemeğe hazırlanıyorlardı. Onları dinleyen yaşlı adam aralık kapıdan her hareketi duyabiliyordu. Şimdi çekmeceleri açıyorlardı. Şimdi hafif şıngırtıyla yüzüklerini tuvalet masasının üzerine koyuyorlardı. Şimdi ise topuklu ayakkabılarının yerde yankılanan sesleri geliyordu. Bir yandan da sohbet ediyorlardı. Konuşmalarını dinleyen yaşlı adam her sözcüğü, her heceyi dehşet bir netlikle duyuyordu. Önce beyler hakkında konuşup alay ettiler. Seyahat esnasında başlarına gelen rastlantıdan bahsettiler. Hazırlanmaya devam ederken, yıkanırken, eğilirken ve süslenirken oradan buradan farklı konulardan bahsettiler. Derken konu birden bire kendisine geldi. Babam nerede bu arada? diye sordu Erna. Babasına ancak şimdi hatırlaması onu hayrete düşürmüştü. Ne bileyim ben, bu karısının sesiydi. Kocasının adının geçmesi dahi onu sinirlendirmişti. Herhalde aşağıda lobide bekliyordur ve yüzüncü kez gazetedeki borsa haberlerini okuyordur. Başka bir şeyle ilgilendiği yok ki. Bir kez olsun gölü seyrettiğini düşünüyor musun? Bugün öğlen buradan hoşlanmadığını söyledi bana. Hemen bugün buradan ayrılmamızı istiyor. Hemen bugün buradan gitmek mi ama neden? Bu Erna'nın sesiydi. Bilmem, onu kim anlıyor ki? Bizim ortamımız onun hoşuna gitmiyormuş. Anlaşılan beyleri yanına yakıştıramıyor. Sanırım onlara uyum sağlayamadığını anladı. Gerçekten de ortalıkta ne kılıklı dolaşıyor, özensiz kıyafetlerle ya kapaça açık vaziyette. Rezalet. Arada onu uyarsan iyi olur. En azından akşamları kendine biraz daha çeki düzen verse diyorum seni dinler. Ya bugün sabah olanlara ne demeli? Yerin dibine girdim sandım. Bir şakmak için subaya nasıl da davrandı öyle? Evet anne ya neydi o? Sana soracaktım zaten babamın nesi var? Onu daha önce hiç böyle görmedim. Gerçekten korktum. Nesi olacak işte? Canı sıkkın. Herhalde borsa düştü ya da ben Fransızca konuştuğum için. Başkalarının keyfi yerindeyse buna katlanamıyor. Sen fark etmedin. Biz dans ederken bir katilin ağacın arkasında saklandığı gibi kapıda dikiliyordu. Buradan ayrılmak hemen. Sadece onun canı böyle istedi diye. Buradan hoşlanmadıysa bizim keyfimiz neden kaçırıyor? Fakat onun kaprisleriyle uğraşamayacağım. İstediğini söyleyebilir, istediğini yapabilir. Umrumda değil. Sohbet tıkandı. Gece için hazırlıklar tamamlanmıştı anlaşılan. Evet, kapı açıldı. Şimdi odadan çıkıyorlardı. Elektrik düğmesinin sesi geldi. Işık söndü. Yaşlı adam divanda öylece oturuyordu. Her kelimeyi duymuştu. Fakat tuhaftı. Duydukları artık acı vermiyordu hem de hiç. Eskiden küt küt vuran, onu yıpratan o gürültülü saat mekanizması göğsünde sessizce duruyordu. Bozulmuş olmalıydı. Onu bütün bunlar etkilemiyordu artık. Ne bir öfke ne nefret. Hiçbir şey. Hiçbir şey yavaşça kıyafetinin düğmelerini ilikledi. Dikkatlice merdivenlerden aşağıya inip yabancı bir masaya oturur gibi onların masasına oturdu. O akşam onlarla konuşmadı ancak iki kadın bu gergin suskunluğun farkına varmadılar. Sonra selam vermeden kalkıp tekrar odasına gitti. Yatağına yatıp ışığı söndürdü. Uzun bir süre sonra karısı neşeli sohbetlerden geri döndü. Onun uyuduğunu sanıp karanlıkta üzerine değiştirdi. Kısa süre sonra adam kadının derin, tasasız soluk alışlarını duydu. Kendisiyle baş başa kalan yaşlı adam gözlerini gecenin sonsuz boşluğuna dikmişti. Yanında karanlıkta bir şey yatıyor ve derin derin nefes alıp veriyordu. Hatırlamak için kendini zorluyordu. Kendisiyle aynı odadan aynı havasını soluyan bu bedenin bir zamanlar genç ve ateşli haliyle tanıdığı beden olduğuna, ona çocuk veren, ona kanın en derin sırrıyla bağlı olan beden olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Yanında yatan ve eliyle dokunabileceği bu sıcak ve yumuşak bedenin bir zamanlar kendi hayatının anlamı olduğunu tekrar tekrar hatırlamaya çalışıyordu. Fakat ne gariptir ki bütün bu hatırladıkları onda herhangi bir duygu uyandırmıyordu. Ve bu solukların sesinin açık bir pencereden kıyıdaki çakıl taşlarına vuran dalgaların sesinden farkı yoktu onun için. Bütün bunlar uzak ve anlamsızdı ve yabancı geliyordu ona. Tesadüfi bir olay gibi geçip gitmişti, sonsuza kadar bitmişti. Bir kez daha irkildi. Kızının yan taraftaki odası sessizce ve gizlice açılmıştı. Demek yine. Öldüğünü sandığı yüreğinde hala küçük bir sızı hissetti. Bir an için sinirleri oynar gibi olduysa da hemen geçti. Sonra bu da geçti. Ne yaparsa yapsın. Umrumda değil ve yaşlı adam tekrar yastığına gömüldü. Karanlık, zonklayan şakaklarına yumuşak baskıyla dokunurken, mavi serinliğin kanına sızması ona iyi geliyordu. Çok geçmeden yorgunluktan bitap düşmüş duyuları hafif bir uykuya teslim oldu. Karısı sabah uyandığında kocasını mantosunu giymiş, şapkasına takmış vaziyette buldu. ''Ne yapıyorsun böyle?'' diye sordu uyku de. Yaşlı adam arkasına dönmeden umursamaz bir tavırla pijamalarını valize sıkıştırdı. Biliyorsun buradan ayrılıyorum. Sadece gerekli olan eşyalarımı alıyorum. Geri kalanları bana gönderirsiniz. Kadın yerinden fırladı. O da neydi öyle? Onun sesini hiç böyle duymamıştı. Her kelimesi ağzından öylesine soğuk. Kas katı çıkıyordu ki kadın yataktan fırlayıverdi. Gerçekten gidiyor musun? Bekle, biz de gideceğiz. Erna'ya söyledim bile. Fakat adam kesin bir tavırla elini salladı. Hayır hayır, siz keyfinizi bozmayın. Ve arkasına bakmadan kapıya doğru ilerledi. Kapı kolunu indirmek için valizini bir an yere bırakmak zorunda kaldı. Ve bu bir an içinde hatırladı. Belki bin kere numune çantasını başkalarının kapısı önünde bırakmıştı. Başka siparişlere de hazır olduğunu belirterek geri geri adımlarla kapıdan çıkmıştı. Fakat burada artık bir işi kalmamıştı. Bu yüzden veda da etmedi. Arkasına dönüp bakmadı. Tek kelime etmeden seyahat çantasını tekrar eline alıp kendisiyle geçmiş yaşantısı arasında kapıyı gürültüyle kapadı. Olanları anne kız bir türlü anlamamışlardı. Ancak yaşlı adamın bu kararlı ve sert tavırla gidişi ikisini de endişelendirmişti. Hemen ona mektuplar yazdılar. Almanya'nın güneyinde olan evlerine yolladıkları mektuplarda Olayları yanlış anladığını, neredeyse sevgi dolu bir dille ifade ederken, yolculuğunun nasıl geçtiğini, sağ salim eve varıp varmadığını soruyor. Birden alttan alan bir tavırla her an seyahatlerini yarıda kesip dönebileceklerini belirtiyorlardı. Adam onlara cevap yazmıyordu. Bunun üzerinde iki kadın daha da ısrarcı mektuplar yazdılar. Telegraflar çektiler ancak cevap yoktu. Sadece iş yerinden istedikleri para geçti ellerine üzerinde şirketin kaşesi olan posta havalesinde yaşlı adamdan ne kendi el yazısıyla bir kelime ne de bir selam vardı. Böylesi anlaşılmaz ve zorlayıcı bir durum anne kızın eve dönüşünü hızlandırmıştı. Öncesinden telegrafla haber vermelerine rağmen ne garda ne de evde onları bekleyen yoktu. Hizmetçiler yaşlı adamın telegrafı dağılmış vaziyette okuduktan sonra masaya bıraktığını ve hiçbir talimat vermeden gittiğini söylediler. Akşam yemekte oturuyorlardı. Onun nihayet eve geldiğini duydular. Hemen yerlerinden fırlayıp adamı karşıladılar. Yaşlı adam onlara şaşkınlıkla baktı. Belli ki telegrafı unutmuştu. Fakat herhangi bir duygu belirtisi göstermeden kızının ona sarılmasına umursamaz bir tavırla katlandı. Sonrasında onu yemek odasına götürmelerine ve bir şeyler anlatmalarına izin verdi. Fakat hiç soru sormadı. Sessizce purosunu içine çekti ara sıra kısa cevaplar veriyordu. Bazen de bazı soruları ve anlatılanları duymazdan geliyordu. Sanki gözü açık uyuyor gibiydi. Sonra ağır ağır yerinden kalkıp odasına gitti. Sonraki günlerde böyle geçti. Endişelenen karısı boş yere onunla sohbet etmeye çalışıyordu. Kadının ısrarlı davrandıkça adam bir o kadar çabuk kaçıyordu. Adamın içinde bir şey kapanmıştı, girilmez olmuştu. Girişe duvar örülmüştü. Akşam yemeklerini hala onlarla birlikte yemeye devam ediyordu ancak misafir geldiğinde tek kelime etmeden ve kendi içine kapanıp bir süre daha yanlarında oturuyordu. Fakat artık hiç sohbete katılmıyordu. Misafirler sohbet esnasında onunla göz geze geldiklerinde rahatsızlık duyuyorlardı çünkü bakışları bir ölününki gibi donuk ve ruhsuzdu. Boşluğa bakıyordu. Onu çok az tanıyanlar bile yaşlı adamın giderek tuhaflaştığını fark ediyordu. Tanıdıkları bile onunla sokakta karşılaştıklarında birbirlerini dürtüyorlardı. Şehrin en zengin adamlarından olan yaşlı adam, dilenci gibi şehrin duvar diplerinde sürüne sürüne geziniyordu. Şapkası yamuk ve buruşuk, ceketi prokülü içinde her adımda garip bir şekilde sendeleyerek ve çoğunlukla duyulur şekilde kendi kendine mırıldanıyordu. Ona selam verildiğinde onlara korku dolu gözlerle bakıyordu. Kendisiyle konuşulduğunda gözleri karşısındakine dikip boş boş bakıyordu ve onlarla tokalaşmayı unutuyordu. İlk başlarda insanlar onun iyi duymadığını düşünüp söylediklerini yüksek sesle tekrarlıyorlardı. Ancak mesele bu değildi. Adam kendi iç dünyasından uyanmak için zamana gereksinim duyuyordu. Ve bir sohbetin ortasında dahi o garip kaybolmuşluk durumuna geri dönüyordu. Ardından gözlerindeki ışık aniden sönüyor, konuşmayı aceleyle yarıda kesip karşısındakinin şaşkınlığını fark etmeden sendeleyerek yürümeye devam ediyordu. Sürekli karanlık bir düşten, kafası karışmış bir halde, kendi aleminden çıkarıldığı için rahatsız gibi görünüyordu. Onun için insanlar yaşamıyordu. Bu her halinden belliydi kimseyi arayıp sormuyordu. Kendi evinde dahi karısının can sıkıcı umutsuzluğunu ve kızının çaresizliğini fark etmiyordu. Ne gazete okuyordu ne de herhangi bir sohbeti dahil oluyordu. Hiçbir söz veya soru onu içinde bulunduğu kayıtsızlıktan bir an için bile olsa çekip alamıyordu. Kendi dünyası bile ona yabancı olmuştu. İşine bile. Bazen mektupları imzalamak için kayıtsızca ofisinde oturuyordu. Fakat sekreteri bir saat sonra imzalanmış evrakları almak için geri geldiğinde yaşlı adamı aynen bıraktığı gibi okunmamış mektuplarla, aynı boş bakışlarla dalıp gitmiş bir halde buluyordu karşısında. Yaşlı adam nihayet oradaki varlığının ne kadar gereksiz olduğunu anlayarak ofisten ayağını kesmişti. Ancak işin tüm şehri şaşkınlığa uğratan en tuhaf yanı ise daha önceleri mahallenin inançlıları arasında olmayan yaşlı adamın birden inançlı olmaya başlamasıydı başka her şeye karşı kayıtsız kalan, sofraya ve buluşmalara daima geç kalan yaşlı adam, belirtilen saatte sinagoga gitmeyi asla ihmal etmiyordu. Orada siyah saten kipası ve omuzlarında dua cübbesiyle bir zamanlar babasının da durduğu aynı yerde duruyor ve bitkin başını sağa sola sallayarak ilahiler okuyordu. Orada yabancı ve karanlık bir tınayla etrafında yankılanan kelimelerle o yarı terk edilmiş salonda en çok kendisiyle baş başa kaldığında rahat ediyor. Darmadağın zihninde bir tür huzur hakim oluyor ve içinden karanlıkla konuşuyordu. Ancak ölüler için dualar okunduğunda ve onların akrabalarının, çocuklarının, arkadaşlarının vazifelerini dokunaklı bir şekilde yerine getirdiklerini, sürekli eğilip kalkarak ve yalvararak merhum için Tanrı'dan rahmet dilediklerini gördüğünde bazen gözleri yaşla doluyordu. Kendisi yapayalnızdı. Bunu biliyordu. Hiç kimse arkasından onun için dua etmeyecekti ve böylece kendi cenazesini düşünerek dualar mırıldanıyordu. Bir keresinde akşamın geç saatlerinde karma karışık duygularla böylesi bir gezintiden dönerken yolda yağmura yakalandı. Yaşlı adam her zaman olduğu gibi şemsiyesini unutmuştu. Aslında cüzi bir ücretle bir arabaya binebilirdi. Ev kapıları ve camdan saçaklar onu aniden bastıran yağmurdan koruyabilirdi. Fakat yaşlı adam garip bir şekilde umursamaz bir tavırla yağmurun altında ıslanarak ve sendeleyerek yavaş yavaş yürümeye devam etti. Yamulmuş şapkasında biriken yağmur suyu, küçük akarsular oluşturarak ceketinin kolundan ayaklarına dereler halinde akıyordu. Fakat yaşlı adam umursamadan ıssız caddede tek başına yürümeye devam ediyordu. Ve böylece sırılsıklamı olmuş bir halde her yanından sular akarken şu nezih villaların sahiplerinden ziyade sokak serserilerine benzer bir halde evinin girişine ulaşmıştı ki uzun farlarını yakmış bir araba ani bir frenle önünde durdu ve yerdeki çamurlara dikkatsiz yayanın üzerine sıçrattı. İçi aydınlatılmış olan arabanın kapısı hızla açıldı ve içinden aceleyle karısı indi. Ardından onu şemsisiyle yağmurdan koruyan kibar bir misafiri ve ikinci bir bey çıktı. Tam kapının önünde burun buruna geldiler. Kadın onu hemen tanıdı ve yaşlı adamı o halde görünce irkildi. İliklerine kadar ıslanmış, üstü başı bakımsız, sudan çıkmış paçavra gibi görünce ister istemez gözünü kaçırdı. Yaşlı adam karısının misafirler önünde ondan utandığını hemen anladı ve hiçbir tepki vermeden, hiç öfkelenmeden karısını utanç verici tanıştırma faslından kurtarmak için bir yabancı gibi yoluna devam etti ve biraz ilerideki hizmetçi girişinden aşağılanmışçasına eve girdi. O günden sonra yaşlı adam hep hizmetçi girişini kullanmaya başladı. Çünkü burada kimseyle karşılaşmayacağından emindi. Orada ne o başkasını ne de onu başkası rahatsız ediyordu. Artık yemeklere de katılmıyordu. Yaşlı bir hizmetli yemeğini odasına getiriyordu. Karısı ya da kızı yanına gelmeye çalışsa mahcup ama inatçı bir tavırla ikisini de geri gönderiyordu. Sonunda onu kendi haline bıraktılar. Onun halini, hatrını sormayı bıraktılar. O da kimseye bir şey sormuyordu. Sıklıkla ona yabancı olan evinin diğer odalarının duvarlarından taşan gülüşmelerin ve müziğin sesini, dışarıda gece yarılarına kadar gelip giden arabaların sesini duyuyordu. Fakat bir kez olsun camdan dışarı bakmıyordu. Çünkü bütün bunlar umrunda değildi. Ona neydi ki? Sadece köpeği aradı sırada yukarı gelirdi ve unutulan yaşlı adamın yatağının önünde yatardı. Ölü yüreğinde artık acı duymuyordu. Fakat siyah köstebek bedeninin içerisini kemirmeye ve etine kanatarak parçalamaya devam ediyordu. Krizler haftadan haftaya artmaya başlıyordu ve acı çeken yaşlı adam nihayet özel bir muayene öneren doktorun ısrarına karşı koyamadı. Profesöre göre durum ciddiydi. Yaşlı adamı dikkatlice hazırlayarak ameliyatın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Yaşlı adam irkilmedi hiç. Belli belirsiz gülümsedi. Tanrı'ya şükür artık sona geldik. Her gün ölmekten artık işin güzel kısmı mutlak ölüm gelmişti. Doktora ailesine tek bir kelime bile edilmesini yasakladı ve ameliyat gününü belirlediler ve yaşlı adam ameliyata hazırlandı. Son kez onu hiç kimsenin beklemediği ve herkesin ona yabancı gibi baktığı bürosuna gitti. Bir kez daha 30 yıl boyunca tüm hayatı boyunca Binlerce saat geçirdiği eski siyah deri koltuğuna oturdu. Birçok defteri getirdi ve sayfalarının birini doldurdu. Sonra gidip o sayfayı dini cemaatin liderine teslim etti. Adam gördüğü yüksek meblağ karşısında şaşırdı. Söz konusu paranın tamamı hayır işleri ve yaşlı adamın cenaze masrafları için kullanılacaktı. Herhangi bir teşekküre fırsat vermemek için hızlıca tökezleyerek dışarı attı kendisini. Bu esnada şapkasını düşürdü. Fakat onu yerden almak için eğilemedi bile. Ve böylece başında bir şey olmadan ve hastalıklı sarı, buruşuk yüzünde sönük bakışlarla onu görenler şaşkınlıkla baka kalıyordu. Annesinin, babasının yattığı mezarlığa gitti. Orada birkaç işsiz güçsüz yaşlı adamı izleyip yine hayrete düştüler. Yaşlı adam bir insanla sohbet eder gibi, uzun uzun ve yüksek sesle artık yıkılmaya yüz tutmuş mezar taşlarıyla konuşuyordu yakında yanlarına geleceğini mi söylüyordu? Yoksa onlardan hayır duası mı almak istiyordu? Kimse tam olarak ne söylediğini anlamıyordu. Yalnızca dudakları kıpırdıyor. Dua ederken sakladığı kafası iyice öne doğru eğiliyordu. Mezarlıktan çıkarken iki dilenci bu herkese tanınan adamı sıkıştırdı. Yaşlı adam aceleyle cüzdanından bozuk para ve kağıt paraları çıkardı ve tam hepsini dağıtmıştı ki Yaşlı bir kadın topallayarak yanına gelip dilendi. Yaşlı adam telaşla arandı ama ona verecek bir şey bulamadı. Yalnızca parmağını sıkan yabancı ve ağır bir şey vardı. Altın alyansı. Sanki bir şeyler hatırlar gibi oldu fakat yüzü aceleyle parmağından çıkarıp ona hayretle bakan kadına hediye etti ve böylece tamamen yoksul her şeyini vermiş ve yapayalnız bir halde yaşlı adam bıçak altına yattı. Yaşlı adam narkozdan bir kez daha uyandığında, durumun ciddiyetini gören doktorlar haber verdikleri anne ve kızı odaya çağırdılar. Yaşlı adam hafifçe morarmış göz kapaklarını zorlukla araladı. Neredeyim ben? diyerek daha önceden hiç görmediği odanın yabancılığına ve beyazlığına gözlerini dikmişti. O sırada kızı ona sevgi gösterisinde bulunmak için zavallı, harap olmuş yüzüne eğildi ve feri sönen gözlerinde birden taradık bir şeyler gördüğünü gösteren bir pırıltı belirdi. Göz bebeklerinde hafif bir ışık yandı. Evet bu oydu, evladı. Öylesine sevdi evladı. Bu oydu. Erna, narin, güzel kızı. Yavaşça gergin dudakları gevşedi. Bir gülümseme, sımsıkı kapadığı dudaklarında çoktandır unuttuğu, çok hafif bir gülümseme temkinli bir biçimde belirdi. Bu güçlükte kazanabildiği sevinçten etkilenen kızı solgun yanaklarını öpmek için ona daha değildi. Fakat tam o sırada tatlımsı parfüm kokusunun hatırlattığı ya da uyuşuk beyninde unuttuğu bir anı canlandığı için mi? Biraz önce mutluluğu yansıtan yüzüne korkunç bir değişiklik oldu. Renksiz dudakları bir anda öfkeyle birbirine kenetlendi. Örtünün altındaki eli sertçe çıkıp sanki iğrendiği bir şeyden kurtulmak istercesine havaya kalktı. Yaralı bedeni gerginlikten titremeye başladı. Defol, defol diye peltek ama anlaşılır bir şekilde solgun dudaklarından dökülüyordu. Kaçacak hali olmayan yaşlı adamın yüz ifadesindeki tiksinde öylesine korkunç bir hal almıştı ki doktor, kadınları endişeyle dışarı çıkardı. Sayıklıyor diye fısıldadı doktor. Onu şimdi yalnız bırakmanız daha iyi olur. İki kadının gitmesiyle yaşlı adamın gergin yüz ifadesi tekrar gevşedi ve bitkin ve boş bir uyku haline döndü. Hala nefesi zayıftı. Fakat göğsü yaşamın ağır havasını içine çekmek için giderek daha da derinden hırıldıyordu. Fakat biraz sonra göğsü bu acı nefesi içine çekmekten bitap düşmüştü ve doktor kalbini kontrol etmek için dinlediğinde kalbi durmuştu. Artık yaşlı adama acı çektirmeye son vermişti. Bu eşsiz hikayede bana işlek ettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.